Bölüm 18. Korint'te. Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskila'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolunda buyruk vermesi üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskila'nın yanına giden Paulus, aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Paulus, her sept günü havrada tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteus, Makedonya'dan gelince, Paulus kendini tümüyle Tanrı sözünü yayma işine verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Paulus giysilerini silkerek onlara "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz," dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle diğer uluslara gideceğim." Paulus oradan çıktı. Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi havranın bitişindeydi. Havranın yöneticisi olan Crispus, tüm ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Paulus'u dinleyen Konitlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Paulus'a "Korkma," dedi. "Konuş, susma. Ben seninle beraberim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur." Paulus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı sözünü öğretti. Galyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Paulus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. "Bu adam insanları kandırıyor. Yasaya aykırı bir biçimde Tanrı'ya tapınmaya yöneltiyor," dediler. Paulus tam söze başlayacakken Galyo Yahudilere şöyle dedi: "Ey Yahudiler, davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı, sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir söz, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre, bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem." Sonra Galyo onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte havranın yöneticisi olan Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Galyo ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Antakya'ya dönüş. Paulus Konit'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskila ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskila ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi havraya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Paulus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken "Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim," dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Kudüs'e gidip oradaki inanlılar topluluğunu ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Sırayla Galatya ve Frigya bölgelerini dolaşarak tüm öğrencileri ruhça pekiştirdi. Apollos. Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftisini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru biçimde öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskila ve Akvila
onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos, Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu bu yolda cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos, Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak açıkça ve güçlü bir şekilde Yahudilerin iddialarını çürüttü.